Selam, bu sabah gözümü açar açmaz I Care A Lot filmini izledim. Netflix filmin türünü kara mizah ve komedi etiketleriyle sununca komedi sevmediğim halde konusu ve oyuncularına bakarak eğlenceli bir şey izleyeceğimi düşünmüştüm. Ama bırakın filmin eğlenceli olmasını oldukça rahatsız edici hatta üzücüydü. Olsa olsa suç ya da aksiyon çıkar bu filmden. Hatta zorlasak dram bile çıkar ama hayır, kesinlikle komedi değil. Filmde Amerikan rüyası gibi sunulan hayatların ardındaki kapitalizmin eleştirisini ve her ne kadar hakları korumak için yapılmış olsa da hukuk sisteminin bir şeyleri yasal göstererek nasıl parmakta oynatılabileceğini görmek mümkün. Hukuk karşısındaki çaresizlik ise insanı delirtmeye yetiyor. Düşünün, anneniz sahte doktor raporlarıyla elinizden alınıyor, vasiyet anıyor, hatta görüşmeniz bile yasaklanabiliyor. Ya da hayatınız boyunca rahat bir emekliliğin hayalini kurarak çalışmışsınız, üstelik oldukça da sağlıklısınız ama birileri malınıza göz koyuyor, sizi ailenizden uzaklaştırıyor, bir bakım evine kapatıyor, dışarıyla tüm iletişim yollarınızı kesiyor ve bütün mal varlığınızı satıyor. Vasi atama kararından bile mahkemeden sonra haberiniz oluyor. Korkunç değil mi? Yaşlı insanların bakımından sorumlu olarak mahkeme tarafından atanan ünlü vasi Marla Grayson aslında zenginlerin mirasına konan bir dolandırıcıdır. Ancak son hedefi pek de kolay bir iş olmayacaktır çünkü yaşlı ve yalnız gibi gözüken kadının büyük bağlantıları vardır. Film Marla'nın afili sözleriyle başlıyor. Kurallara göre yaşamanın sadece zenginin servetini korumak, fakirin ise fakir kalmasını sağlamak için olduğunu söylüyor. Robin Hood havasındaki bu sözler başlarda Marla'nın haklılık payı olabileceği hissini uyandırıyor. Siz de sabırla karakteri tanımaya, anlamaya çalışıyorsunuz. Ama filmin başından sonuna Marla'yı sevemedim ben. Tüm uğraşlarıma rağmen karakter kötüydü. Hatta sonradan karşımıza çıkan kötü adamlardan da kötüydü. Zaten film kötüler arasında geçen bir çatışma gibiydi. Acaba bende mi bir sorun var? Marla'nın ölümden kurtulmasını istememem acımasızlık mı diye düşünüp internette birkaç yoruma baktığımda yalnız olmadığımı fark ettim. Bilmiyorum, belki de senarist başından beri Marla'dan nefret etmemizi istemiştir. Hırslı insanları anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum. Bir insanın hayatını salt para kazanmak için harcaması sorunlu bir davranış değil de nedir? Film daha çok aksiyona odaklanmış gibi. Yani bence Marla'nın psikolojisi konu edilse, karakterin neden bu kadar hırslı olduğunu anlayabilsek, onu daha yakından tanısak çok daha iyi olabilirdi. Biz sadece filmin küçük bir kısmında Marla'nın annesini sevmediğini görüyoruz o kadar. Ama neden olduğu konusunda hiçbir fikrimiz yok. Bir de Marla lezbiyen. Filmlerde lezbiyen bir karakter gördüğümüzde bunu söyleme ihtiyacı duymamız saçma değil mi? Sonuçta heteroseksüel bir çift gördüğümüzde filmde heteroseksüel bir çift var demiyoruz. Yani en azından Netflix'in yapmacık, o mesaj verme kaygısıyla çekilmiş sahneleri yoktu. Bu olmadığı sürece de sorun yok bence. Filmdeki sıkıntılara gelecek olursak, klasik mafya ve ölümden kurtulmanın kolaylıkları gibi klişeler vardı. Evet, mafya hep gösterilenden biraz daha güçsüz ve güçlü kadınımız hem çok akıllı hem de çok şanslı. Tüm bunlar aksiyon filmlerinin olmazsa olmazı gibi ki benim de aksiyon filmlerini sevmememin nedeni. Evet, videonun sonuna geldik ve ben hiç spoiler vermeden bir video yaptığım için kendimi tebrik ediyorum. Yani umarım öyle olmuştur. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.